Evet, motor konusunda kendi iç çalışmalarımız devam ediyor. En azından prototip ve prototipten sonraki belli sayıda uçağın motorlarını hazır alıyor olmak bizim sürecimizi rahatlattı. Ama tabii gaz türbinli motor geliştirme projeleri bir tane değil. Küçük seviyeden başlayarak turbojet, sonra turbofan motorlar geliştirmesi devam ediyor. Radyal ve aksiyal olanlar yine paralelde devam ediyorlar. TEİ yanında Tenel Motor şirketimiz de bu tasarımlara devam ediyor. Bu yolculuğa çıktık. Bu yolculuğun uç noktasını da mini mark uçağın motoru teşkil edecek. Yolculukta da tabii ara adımlarda öğrendiklerimiz bize önemli bilgiler sağlıyor olacak. Özellikle malzeme kütüphanesi ve malzeme özelliklerini hızla biriktirmeye başladık. Üretim teknolojileri, teknikler açısından geniş bir tabanda çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin bu konudaki yetkinliklerinin neler olduğunu çok net biliyoruz. Kimin ne kadar neyi yapabileceğiyle ilgili belli bir tespitlerimiz var. Onun hangi aşamaya taşınabileceğiyle ilgili de tespitlerimiz var. İleri aşamalara taşımak için neler yapılması gerektiğini de biliyoruz. Bu adımları adım adım atacağız. Yani bir yola çıkmadan önce çantanızdaki azık ne, nereye gideceksiniz, ne yapacaksınız, neler yapabilirsiniz gibi analizler yapılması gerekiyor ki bunlar yapıldı ve önümüzü görebiliyoruz. Bundan sonrası çalışmak ve ürünü çıkartmak olacak. Bunu takip edeceğiz ama tabii arada diğer ürünleri göreceksiniz. Gerek helikopter motoru, gerek seyir füzesi motorları, gerek diğer bazı APU gibi motorları görüyor olacaksınız. Bunlar da geleceğin habercisi olarak mini markette nereye gittiğimizi size gösterecek. Teşekkür ediyorum. Malumunuz Cumhurbaşkanımız ilk gün katılımda kara araçları kısmında daha çok yoğunlaştı ve orada da sizler de gördünüz aslında TÜMOSAN ve BMC firmaları özellikle motor çalışmalarını sergilediler. Çok kabaca Türkiye'nin işte 300'den 1000 beygire kadar motor sınıfında artık problem kalmadı. 1500'ünde testlerin yapıldığını söyledik. Bunda transmisyon kısmında yine alt gruplarda çözülmüş durumda. Özellikle yeni nesil zırhlı araçlarda vesaire biz yerli motoru şart koşmaya başladık projemizde. Bu da yerli motor geliştiren firmalarımızın daha gayretli olmasını ve önünü görmesine yol açtı. Yoksa belki daha ucuza ve daha hızlı yabancı motorla devam edebilirlerdi. Biz bunu önüne geçtik. Yerli motor kullanımını şart koştuk. Bu devam edecek. Bu tabii pistonlu motorlar kısmında iyi bir ilerleme sağlayacağız. Tabii burada yine kamuoyu bilgisi ve ilgisi olarak benim sürekli söyleyip durduğum, biraz da canımı sıkan her ürünümüzde işte motoru nerede diye küçümseyici yaklaşımların canımı sıktığını söylemiştim. Ve onun cevabı başladığımız günü söyleyeyim, ben o zamana göre var mı yok mu söyleyeyim diyordum. Biz başladığımız günü söyledik, şu anda bitirdiğimiz günleri söylemeye başlıyoruz. Yani şu, başlayacaksınız ki bitireceksiniz. Yani biraz belki 3 sene dersiniz, 4 sene olur. Belki işte bir 6 ay uzar, kısalır vesaire ama nihayetinde o işi yaparsınız ki yaptığımızı gösteriyoruz. Yine türbinli motorlarda da böyle olacak. Bu yol haritası devam ediyor. Burada bir endişemiz yok. Öğreniyoruz, geliştiriyoruz, gençlerimizi yetiştiriyoruz. Onların umudu oluyor, onların geleceğe bakışı oluyor. Tabii savunma sanayi icra komitesi toplantısı belli sıkıntılar yapılıyor. Mutlaka önümüzdeki dönemde de yıl bitene kadar belki birden fazla savunma sanayi icra komitesi toplantısı yapılacak. Gençler derken bu arada ben kızımı tanıtmadım size. Elif Nur benim kızım. Fuar sırasında hep benimle beraberdi. Cumhurbaşkanımızla da tekrar bir tanıştık. Biraz da oradan da motivasyon oldu. Bizim malum vizyoner genç programımız var. Beni biraz eleştirdi. Vizyoner genç de biz hiç haberimiz yok falan değil. Liselerle ilgisi pek yokmuş vizyoner gencin. Elif Nur da vizyoner gencin lise temsilcisi yaptık. Elif Nur 15 yaşında lise 10. sınıfta. Size tanıtmış olayım.